olumsuz tablo ne? Bugün Ekrem İmamoğlu, yani olumsuz ihtimaller neler, ona bakalım. Özgür Özel'i bugün makamında, yeni makamında Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. Şimdi deniyor ki burada Tele1.com.tr'de de değerli seyirciler, bu konuda bir haber var. En büyük tehlike Özgür Özel'in bir emanetçi gibi algılanmasıdır toplum tarafından. Yani gelecekte genel başkanlığı Ekrem İmamoğlu'na devredecek geçici bir genel başkan profili hem CHP'ye hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na çok büyük zarar verir. Bundan ısrarla kaçınmaları lazım. Öyle zannediyorum ki bunun farkındalar. İmamoğlu Özgür Özel'e yaptığı ziyarette, her ikisi de, ben bugün izledim, canlı da yayınladık, aramızdaki hukukluk kardeşlik hukuku dediler. Bu hukuk bizi iktidara taşıyacak dediler. Bu çok önemli. Ben şöyle düşünüyorum değerli seyirciler. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'nı sürdürecek. Edindiğim izlenim değil sadece bu. Ulaştığım bazı bilgiler de bunu teyit ediyor. 2028'de ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda da belki o zaman Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı gündeme gelecek. Nasıl ki hocam Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye aday gösterdiği gibi, Özgür Özel yönetiminde belki 5 yıl sonra Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adayı gösterecek. Evet. Ancak şöyle bir ihtimal de var hocam. Yerel seçimlerin kazanılması, ki çok önemli bu, hemen size veriyorum. Yerel seçimlerin kazanılması AKP iktidarının büyük bir yenilgisine dönüşecektir. O nedenle bir 5 yıl daha beklemeyebilir Türkiye. Böyle bir şans var. Ben böyle düşünüyorum değerli seyirciler. Eğer yerel seçimlerde büyük bir başarıyla çıkılırsa Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevresinde oluşacak bir demokratik ittifak, hem sosyalist sol hem merkez sağ havzadaki siyasal hareketler ve partiler, hem de Kürt siyasal hareketi ya da yeni adıyla HEDEP, geniş bir demokratik ittifakla bu seçimlere gider ve Cumhur İttifakı'nı AKP Erdoğan yönetimini yenilgiye uğratırsa, ben hocam bu iktidarın 5 yıl daha dayanamayacağını düşünüyorum. 2 yıl içinde Türkiye erken seçime gidebilir. Çünkü yerel seçimler kazanılırsa erken seçim baskısı da artacaktır diye düşünüyorum. Türkiye bu iktidarı taşıyamıyor çünkü. Hileyle, hurdayla, sahte propagandayla, ya sahte videolarla, kurgu videolarla, iftirayla, yalanla kazanılmış bir seçim var. Ucu ucuna kazanılmış bir seçim üstelik. Buyurun hocam. Evet. Ya genel seçimlerden söz ediyorum. Evet. Cumhurbaşkanı seçimlerinden. Şimdi değerli izleyiciler, bu siyaset ve siyasal tarih öyle bir şey ki güncel zaferler ve güncel yenilgiler gelecek için umut da doğursa, umutsuzluğa da sebep olsa bazen çok farklı sonuçlar doğuruyor. Bakın, tarihten size bir örnek vereyim. Ben 1977 seçimlerini kazanan ve 41 küsurla, yani CHP'nin tarihinde aldığı en yüksek oyla kazanan Ecevit'in yanında o seçimlerin kazanılmasına katkıda bulunan gruplardan. Bilsay hala hayattadır, Sevil Korum hala hayattadır, Gündüz Ökçün işte rahmetli oldu filan, neyse öyle bir grupla. Hatta ben analar evlatlarınızı oylarınızla koruyun diye o dönemdeki şeye, teröre karşı sloganı